Kızım. Affedersin, affedersin. Özür dilerim, korkuttum seni. Cengiz, hoş geldin. Dalmışsın. Gelsene. Bana da bir kahve getirir misin? Neyin var senin? Canın mı sıkın? Gerçi hangimizi sıkın değil ki? Orhan Selim'e saldırmasaydı ya da Mahir evimizi basmaya kalkmasaydı belki olaylar bu kadar büyümezdi. Neyse, belki de böyle olması daha iyi oldu. Selim'le Melisa'yı diyorum. Evlenmelerini yani. Arzu, sen ne diyorsun? Cennet'in babası ortaya çıktı. Kalk, kalk, kalk. Korktun mu? Korkma, korkma. Eğer sorulara doğru cevap verirsen korkmana gerek kalmaz ki. Şimdi bu arsa satılık değil midir diyorsun? Kaya Bey, soyerlere söz verdim. Anlaştık sayılır. Ama yavrum, şimdi soyerlerin sülalesinden başlatma beni. Ha? Sen satmıyorum desen, ha? Vazgeçtik desen. Ha? Olmaz mı? Ha? Ama nasıl olur Kaya Bey? Nasıl diyelim? Ama bu arsa benim. Ben çok istiyorum bu arsayı. Lütfen. Ha? Bak, şimdi orada bir adam var ya. Evet. O benim avukatım. Sen şimdi onun yanına koşacaksın. O imza, evrak işleri falan halledecek. Tamam mı? Yapmayın. Yapmayın ne olursunuz Kaya Bey. Ama sen ne korkak ne sarsak bir herif çıktın ya. Bak ben hastayım ha. Hastayım. Uyuz olurum böylelerine. Bak. Şimdi üçe kadar sayacağım. Sen eğer avukatın yanına gidene kadar vurulmazsan hayatını bağışlayacağım, arsa benim. Tamam? Yapmayın Kaya Bey, ne olursunuz yapmayın. Bir, iki, üç. Şimdi senin şu aile dediğin soyerlerin elinden bütün mal varlığını almaz mıyım? He? Almazsam ben adam değilim. Ah be Cavidan. Güvendiğin o dağlara daha çok kar yağacak. Ya ne demek Cennet'in babası ortaya çıktı? Ya nerede şimdi? Sana ulaştı mı? Dün gece bizde yemekteydiler baba kız. Düşünebiliyor musun? En büyük kabusum karşımda oturuyordu. Arzu tamam. Tamam lütfen korkma. Ben seni asla yalnız bırakmam. Hep yanında olacağım tamam mı? Sana bundan sonra bulaşamaz. Sağ ol Cengiz. Çok şükür bu aralar yalnız değilim. Mahir sağ olsun artık beni yalnız bırakmıyor. Hisselerini hatırla. Ne demek istiyorsun sen? Ha, kaç yıllık kocama benden neyi mi tanıyacaksın? Mahir bu sefer gerçekten samimi. Özlem peki? Hı? Yani sen bu durumda kocanın metresini kabul etmiş oluyorsun öyle mi Arzu? Ya bazen beni o kadar şaşırtıyorsun ki.
Cengiz, ikinci defadır haddini aşıyorsun. Farkında mısın? Üçüncüsünde bu sefer arkadaşlığımızı gözden geçirmek zorunda kalırım, haberin olsun. Yapamazsın bence. Benimle ters düşmeyi göze alamazsın. Arzu, Rıza abi olanlar bizi ömür boyu birbirimize bağladı. Unuttun galiba. Biz suç ortağıyız. Ne bu şimdi? Sen tehdit mi ediyorsun beni? Tehdit mi? Asla. Bu bizim gerçeğimiz. O konu çoktan kapandı Cengiz. Ve şimdi burada senin defterini de kapatıyorum. Senin gibi dostum olacağına yalnız kalırım, çok daha iyi. Thank you.